Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 5 yıldızlı Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı taraftarı. Kanala abone olmayan net olarak cinconlu olsun. Net olarak koyu Galatasaraylı olsun. Altay Bayındır maçın sonunda demiş ki şu an fizik olarak da zihin olarak da çok iyiyim, sağlıklıyım, mutluyum, hazırım. Fenerbahçe'ye konsantreyim. Dışarı kapalı bir şekilde işime bakıyorum demiş. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da Altay konusunda bazı tereddütlere sahip. Haklılar mı? Haklılar. Ama video bittiği zaman kafanızda bir şey şekillenecek. Michi Batshuayi maç sonrasında direkt soyunma odasının yolunu tutmuş. İsmail Yüksek de teselli etmeye çalışmış ama edememiş. Bu da maçın bitiminde yansıyan bir görüntü aslında. Arkadaşlar bakın yanlış anlamayın. Öyle asit bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Ceko'nun yedeği olmaktan bahsediyoruz. Orada Edin Ceko varsa yedeği olursun. Batshuayi de olsan. Ha oyuna 45'te girmek istersin. Şöyle bir durum var. E, teknik ekibin bunu anlatması lazım. Ceko 37 yaşında. Yorulacak. 45 dakika hani performansını 90 dakika sahaya yansıtamayacak. Hani maçlar olacak çift forvete dönülecek maçlar olacak. Batuha ile başlanıp Ceko sonradan hamle yapılacak maçlar olacak şu olacak bu olacak diye. Şimdiden önünü kesemezsek bunun sıkıntısı büyür. Serkan Korkmaz. Bu kadronun başında Jesus olsaydı demiş. Nihat Kahveci bu kadro Jesus'ta olsa üçlü oynar. Defansa çok gelmiyor diyerek de hadici kesebilirdi diyor. Nihat Kahveci haklımız sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Murdar etti geçen seneki kadroyu. Üstelik o kadar ahmakça bir şey yaptı ki Tisserand sağ stoperde çok iyiken Tisserand'ı gönderip Gustavo Henrique aldı. Ya yani Tisserand dursa Luan Perez sakatlanmasa yine Fenerbahçe bir şey yapardı. Bak yine yapardı. Ama durum bu. Şimdi dün Tadici gördükten sonra Zaha için pişmanlık hissettiniz mi? Ya da içinizdeki hırs söndü değil mi biraz? Selahattin Baki de maçın sonrasında aşırı, e, bazı haşin açıklamalarda bulundu. Şimdi neresinden alayım bilmiyorum. Zaha konusu var. Galatasaray'ın copy paste medya mensuplarını tebrik ediyorum demiş. Arkadaşlar ben Galatasaray hakkında size bir şeyde bulunayım. Yani şöyle ee, dur şöyle yapayım. Hatırlarsanız Jesus geçen sene Galatasaray taş maçını izlemeye gitti ve o maçtan sonra Fenerbahçe'de birçok şey değişti. Sanki sihirli bir el, kirli bir el Fenerbahçe'nin oyununu geriye götürdü. Birçok kişinin kafasında tartışma vardı. Neydi o tartışma? Jesus'a acaba birileri rüşvet mi teklif etti? Para mı verdi? Ulan bu takımı şampiyon yapma derbilerde rezil et de al sana şu kadar komisyon mu dedi diye. Dün ben buna inanmaya başladım biliyor musunuz? Ben dün buna inanmaya başladım. Para vererek yurt dışında da fino satın almak. Hani fino satın almak. Filo, filo mu oluyor? Araç filosu. Filo filo. Yani para vererek bu konuşulmaya başladı. Sosyal medyadakiler diyor ki Galatasaray bazı sosyal medya fenomenlerine para veriyor. Fenerbahçe'yi kötülettiriyor diyor. Şimdi bu düşünce niye oluştu? Ya dünden beri birilerinde yanık var. Fenerbahçe 5 yıldızı formayla UEFA'ya çıksın göreyim maçasını. Fenerbahçe çıkıyor bu sefer de şikayet edelim. Yani geçmişten gelen bir kültür var Galatasaray'da. O Fethi, şey zamandan beri 2011'den beri yapılan bir kültür var Galatasaray'da. Birilerinin finanse ettiği, birilerinin ön ayağı çektiği. Hadi hep birlikte mail atalım. Kültürü var. Yanık kremiyle birlikte kültür ortaya çıkmış durumda. Ben anlamıyorum niye bu kadar zorunuza gidiyor. Yani Galatasaraylılara şunu da sorayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti kurması da zorunuza gidiyor mu? 1923'te kurdu yani. 1959 öncesini hiçbir şey saymıyorsunuz ya. Hani Mustafa Kemal'in yaşamış da falan zorunuza gidiyor mu? 1923'te şey 59'dan önce yaşadı ya. Ya bu kadar rezalet olmaz ya. Neyse Senahattin Maki diyor ki zaha konusu var. Galatasaray'ın copy-paste medya mensuplarını tebrik ediyorum. Algı nasıl yaratılır dersini veriyorlar. 4-5 gün önce masadan kalktığımız bir transferi sanki 100 yılın çalımını atmışlar gibi akılları sıra küçük göstermeye çalışıyorlar demiş. Biz Galatasaray'ın elinden özel uçakla İstanbul'a getirip teknik direktörlerle toplantı yaptıkları Şimanski'yi aldık. Biz kafamıza takarsak alırız diyor. Biz bazıları gibi resmi yazışmaları ifşa etmeyiz. Yılda 10 milyon euro isteğini görünce Zaha'nın temsilcisine cevap bile vermedik. Şimdi bundan sonra da kafa kafaya gelirsek gerekirse Florya'nın kalbine girer, o futbolcuyu alıp Kadıköy'e getirir, çubukluyu giydiririz diyor. Haksız mı? Haklı. Ha transfer çalım mı diyorlar? Hani ya, çok geçmişe gitmeye gerek yok. Sadece bizim dönemimizden bazı örnekler vereceğim. Yani stuha falan gerek yok. Rize'de bir aslan yatıyordu. Dünyanın en iyi forveti olmuştu Vedat Murici. Bir gece ansızın bizim oyuncumuz oldu. Birden dünyanın en kötü oyuncusu oldu. Hatırlayın. Ardından Mert Hakan bizi seçmeden önce iyiydi, seçtikten sonra kötü oldu. Utanmadan 100 milyon lira imza parası verildiği alan ortaya atıldı. İrfancan kahveci. Malum hocaları dahi İrfancan bizi tercih ediyor. Bize gelecek diyordu. Ne oldu? Gittik, aldık, geldik. Hakikaten lan nasıl sapladı şey yaptıydı. Transfer çalımıydı. Asıl anlatmak istediğim olay ise Şimanski transferi. Şimanski tatildeyken malum takımın yöneticileri bir iş adamının özel uçağıyla kendisini İstanbul'a getiriyor. Hatta Florya Metin Oktay tesislerini getiriyor. Bu arada Metin Oktay diye birisi Türk futbolunda yok. Galatasaraylı arkadaşlarınıza söyleyin. Yani ya 5 yıldızı seve seve kabul edecekler ya Metin Oktay'ı inkar edecekler. İki döneklikten birini yapmasınlar. Metin Oktay diye birisi 59 öncesi oynadı. Yani kanlarına dokunacaksa 5 yıldızı kabul edecekler. Yok sıkıntı değil onlar için. Onlar kabul eder diyorsanız Metin Oktay diye birisi yoktur futbolda. Neyse. Malum takımın hocası yöneticilerle toplantılar yapılıyor. Biz böyle bir oyuncuyu Florya'nın kalbinden aldık imza attırdık. Tersi olsaydı ortalık yangın yeri olurdu. Fenerbahçe yapınca herkes susuyor. Uzun lafın kısası bizi sinirlendirmesinler. Bu işler ergen trollere eğlendirmeye benzemez. Bu şekilde devam ederlerse Florya'nın kalbinden istediğimiz bir isim olursa söker alırız. Diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Aşırtlı Blackboard yani. Başka bir şey değil. Birkaç gün içinde bitirmek istediğimiz bazı isimler var. Bakacağız. 3 ya da 4 transfer yapmayı hedefliyoruz. Yani yeni transferlerimiz yolda taraftar müsterih olsun diyor. Selahattin Baki. Şimdi Bertu Yıldırım Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklifler vardı. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmeler ilerlemişti. Ama kadro kaliteleri çok üst düzeydeydi. O kadroda yer alabileceğimi düşünmüyordum. Antalya Sporu tercih etmiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray ile adımın anılması çok büyük bir gurur. Ama hedefim direkt Avrupa'ya gidebilmek. Şu an tam olarak o zaman ne olduğunu düşünmüyorum. Hatay Spor'un başarısına odaklıyım demiş. Bunu niye söyledim? Allah'a çok şükür bir duyumum daha gerçekmiş ortaya çıktığı için söyledim. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor. Şimdi ben transfer konuşmaya başlayalım. Şimdi Miguel Crespo ve William Arao. Bu iki isimle yolların ayrılması hedefleniyor ve ayrılacak gibi de duruyor. Crespo'nun menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Hatırlayın. Arao'nun menajeri de oyuncusuna kulüp bulmak için transfer görüşmeleri için Brezilya'ya gitmişti. Şimdi Crespo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve masaya oturuldu arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bir beklentisi vardı. Yani 7,5 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini değerlendirmeyi almayacakmış. Çok güzel. Nereden duydunuz bunu? Bu duyumu kim verdi size acaba? Ve e, Estoril'den kadrosuna katmıştı. Arao'yla da yollar ayrılıyor. 4-4,5 milyon euro bandında teklifler. Arkadaşlar bu olayın özetini söyleyeyim size. Şimdi Arao'nun temsilcisi Brezilya'ya gitti. Görüşmelerini sürdürüyor. Ve Budi Arabistan'dan da teklifler var. Oraya da gidecek. Şu anda Arao'yu resmi olarak isteyen 3 kulüp var. Bilginiz olsun. Şimdi transferde %100 kesin %1 milyon falan filan söylemleri doğru değil. Niye doğru değil? Her an her şey olabilir. Allah'tan bir mani gelmezse William Arao going to do başka takım. Others team. İnşallah Arabistan olur. İyi olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi e, Crespo içinde sözleşme uzatma teklifinde bulunduk. Ya Crespo'nun 600 bin euro yıllık ücret aldığı olayı doğru olabilir. Yani e, 600 bin euro verirken futbolcu senden 1.8 isterse sen bunu kabul etmezsin çünkü 1.8'i verirsen başka hiçbir takıma satamazsın. Kaliteli bir isim mi? Kaliteli bir isim. Ancak dünyada daha daha kaliteli 6 numaralar var. Crespo'dan çıkıp o altı numaraları alırsan çağ atlarsın. Ee, biz kendisine görüşme izni verdik. Avrupa'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve Portekiz'den Crespo'nun konuştuğu isimler var. İtalya, Fransa ve Portekiz 3 takım var. Ve arkadaşlar 7,5 milyon euro dedik ama gerçekten de hemen hemen kafa kafaya bir teklif var. Oyuncunun da gönlü var. Ee, dün son maçına çıkmış olabilir mi hocam? Zannetmiyorum. Görüşme bir an birdenbire hadi biz sizi kabul ettik. Tamam şartlarda anlaştık. Olmuyor. Bir iki gün sürer en az. Yani 1 Ağustos'tan önce zor ki 1 Ağustos'ta da Fenerbahçe'nin resmi maçı var. Bence son maçına çıkar oradan. Ama maçtan 24 saat önceye kadar oyuncu değiştirme hakkımız var. Şimdi Crespo'da o maçta oynamasa da olur. Çünkü 5-0 kazanmışsın. İsmail'i koyarsın. Hani orta sahanı değiştirirsin. Ama çok yakışıklı bir 6 numaraya hazır olun. Yani ha şunu da söyleyeyim. Crespo'ya bir teklif yapıldı. Kabul ederse devam edebilir o 6 numarayla birlikte. Mesela Zayt. Fenerbahçe Zayt'tan yeniden anlaştı diyor Sercan Amzoğlu. Ki bugün sabahki kaynaklarımda, bugün sabah görüştüğüm kaynaklarımda bu olayı doğruladı. Nasıl doğruladı? Miha Zayt's. Şimdi Fenerbahçe'den aldığı bir ücret var. X diyelim. Oyuncu oyuncuyu da rencide etmeyelim sonuçta uzatmaya yakın. X bir ücret alıyordu Fenerbahçe'den. Biz oyuncuya X artı 300 bin euro teklif ettik. Zaytz ise 2X artı 300 bin euro isteyince biz dedik ki istediğin takıma gidebilirsin. Ve görüşmelerini yaptı. Yaptığı görüşmelerde bizden aldığı x'in en fazla 200 bin euro altını kabul ed, yani 200 bin euro altına, hani bonuslarla birlikte bizden aldığının 200 bin euro üstüne çıkabileceğini gördü. Ki e, İsmail Kartal'la da coşan bir isimdi, e, dikkat çekmişti. Yeniden görüşme yapılacak diyor. Ben uzatmasını istemiyorum açıkçası. Geçen sezon 34 maçta 5 gol, 4 asist yaptım. İsmail Kartal zamanında, ikinci İsmail Kartal dönümünde Pereira ile başlayan İsmail Kartal geldi. 41 maçta 9 gol 1 asist yapmıştım Ben niye uzatmasını istemiyorum? Yani sıradaki iki haberi okuyayım da anlarsınız. Fenerbahçe'nin orta sahasına Yıldız isim. Son zamanlarda yaptığı flash transferlerle gündeme damga vuran Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir kadro kurmak istiyor ve kolları sıvadı. Bonservisi servisi Tottenham'da bulunan Endombele ile ilgileniyor Fenerbahçe. Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal 3 kupaya da talip ve inanılmaz isimleri istiyor. 26 yaşındaki Tottenham'ın orta saha oyuncusu Tangoy Endombele için Fenerbahçe devreye girdi. Geçen sezon Napoli'de kiralık oynayan, 40'ta çıktı, 40'ta çık. 40, çıktı 40, 40, 40 maçta 2 gol, 1 asist yapan yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin hedefinde. Nikola Şiran'da haberine göre Fenerbahçe yakından ilgileniyor Fransız oyuncuyla ve toplamda iletişime geçti. Kiralık olarak şartlarını sordu. Şimdi kiralık olarak demeyelim de satın alma opsiyonu kiralık olarak diyelim. Hocam bizim gücümüz yetmez ona yeter. Şimdi 26 yaşındaki oyuncu. Geçen sezon kiralıktı Napoli'de. Napoli tekrar kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Şimdi arkadaşlar. Tottenham başkanıyla arkadaşım. Benim samimi arkadaşım diyorsan. Kusura bakmayacaksın şekerim. Getireceksin. Hiç kusura bakmayacaksın. Getireceksin. Fransa milli takımının 7 kez formasını giymiş. Çok ısrarlı, aşırı, şiddetli bir şekilde söylüyorum. Gelirse Zaitse ne gerek var? Şimdi e, Tottenham transferde ödemesi 70 milyon euroya kadar çıkabilir. 62 milyon euroya Olympique Lyon'dan almış. 2019 yılında. Bu kadar çabuk vazgeçilmesi niye? 500 bin euroya Napoli'ye kiralamışlar 19 Ağustos'ta. 30 Haziran'da da geri gelmiş. Oyuncunun değerinde düşüş var. Tottenham başkanı Kankiş de olsa özür diliyorum Ali Koç ama mecbur bu transferi yapacaksın. Öyle yapmam etmem diye bir şey yok. Premier Lig'de 3602 dakika süre almış. 63 maç diyor ama 3600'e bakarım ben. 40 maç, 6 gol, 5 asist. Lig 1'de 80 maç, 5993 dakika, 1 gol, 16 asist. Seri A'da 30 maçta bir gol 792 dakika. Yani az oynattırmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Olmayacak bir şey söyleyeyim mi? 2 milyon euro kiralama 8 milyon euroda opsiyonla Endombele'yi ister misiniz? Bu size düşünmek için zaman olsun. Ya da şöyle söyleyeyim. Mihazla ismi Endombele mi? Yani... Ee... Karnınız acıktığında yemek mi yersiniz? Toprak mı yersiniz? Fenerbahçe'ye Arsenal'dan orta saha. Bir de bu haberimiz var. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Arsenal forması giyen Jorginho oldu. Şimanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye yapmak istiyor ve orta sahaya kaliteli takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye önerilen isim Jorginho. Menajer önerisiymiş. Ya kandırma hoca, Jorginho falan gelmez. Tadiç gelmez, Edin gelmez. İnsanları kandırma. Şimanski Galatasaray'la görüşüyor. İnsanları kandırıyorsun, yalan söylüyorsun. Sen insan kandırıyorsun, sen kandırıyorsun. Yalan söylüyorsun. Şimanski Galatasaray'ın tesislerinde sen Fener'de diyorsun. Ne oldu? Merak ettim sorma. Ne oldu tam olarak? Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu. Gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yıldız oyuncuyla Fenerbahçe yönetimi ilgilendi. Fenerbahçe'ye de öneri olarak sunuldu. 16 maça çıktı. Devre arasında Arsenal'a gelmiş. 16 resmi maça çıkıp bir asistlik katkısı var. Diyeceksiniz ki hocam şöyle böyle falan. Arsenal Chelsea'den 8 milyon euro bonusla aldı. Yani 8 milyon euro daha ödeyebilir. 11.3 e aldılar. Bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş Safkan ön libero. Jorginho ön libero. Ndombele 8 numara. Şimdi size bir soru sorayım. Zor bir soru sorayım. Gündemde Cengiz Ünder de olduğu için sorayım. Çok zor bir soru sorayım. Sağ kanadın Cengiz Ünder. Sol kanadın Tadiç. Jorginho ön libero. Ndombele 8 numara. Şimanski 10 numara. Edin Dzeko forvetin. Altay Bayındır kalecin. Ferdi Kadıoğlu da sağ bekin ya da sol bekin. Kabul edenler kanala abone olsun. Kabul edenler kanala abone olsun. Bu videoyu da beğensin. Ben kabul ediyorum. Yok benim içimde öyle bir Altay nefreti var ki. Kanatta Mert Hakan yandaş falan oynasın. Biz onları izleyelim. Gerek yok Endombele'ye falan. Zahitsizden falan idare ederiz diyorsanız dislike atın arkadaşlar bu videoya. Hani ben biraz sığırım diyorsanız ben biraz sığırım. Ben Mert Hakan'la Endombele kim ki ben Mert Hakan'la idare ederim diyorsanız. Ne gerek var Endombele diyorsanız. Harbi söylüyorum buyurun. Ben sığırım diyorsanız buyurun abi. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Bakışka aklıma hiçbir örnek gelmiyor. Ya al, net bir şekilde 6 numara ya. Net bir şekilde 6 numara. Bu arada şunu söyleyeyim. Premier Lig'den bir 6 numarayla görüşüyoruz ama isim verilmedi demiştim. Allah var. Endidi var. Wilfred Endidi. Leicester City ikinci lige düştü. Yani şampiyon düştüm. Biz Endidi ile çok ilgilendik. Çok uğraştık. Yani şu an neticeyi bilmiyorum. Duyumlar gelmiyor. 26 yaşında Nijeryalı. 2024'te sözleşmesi bir yıl kaldı. 25 milyon euro piyasa değeri var. Formasında FBS yazıyor. Fenerbahçe satın alacak gibisinden. Ama ön liberodan yani stoper oynayabilen 1.83 boyunda bir isim. 60 milyon euroları görmüş. 2022'de, haziran 2022'de. Bir sene önce ya. Bu sene düşüşte gösteriyor. Kulübü de zaten düşüşte olmasa kulübü küme düşmezdi. Vallahi e, bir şey söyleyeyim size. Endidi, Jorginho, Endombele. Bu üçünden herhangi ikisi gelecek deseler. Yani Endidi ile Jorginho birlikte olmamak şartıyla. Ben öper. Alnıma koyarım. Teşekkür ederim. Anlatabiliyor muyum? 8 numara. Mesela Nicolas Dominguez konuşuluyor. Onu diğer videolarda konuşuruz. Dominguez olur. En dedi Dominguez'e de razıyım ben. Yani Zayt's'la devam etme bana saçma geliyor. Yani kimseye yalan söylemenin lüzumu yok, umut vermenin lüzumu yok. Durum bu arkadaşlar. Juventus Ferdi Kadıoğlu'nu istedi. Ali Koç 45 milyon euro getirir cevabı verdi. Size bir soru sorayım. 45 milyon euro'ya Ferdi Kadıoğlu'nu satar mısınız? Ben satarım. Ben 45 milyon euro'ya Ferdi'yi satarım. Paşa paşa satarım. Ne, ne yaparım biliyor musunuz? 15 milyon euroya Merih Demir al alırım. Alırım. 5 6 milyon euroya da Mehmet Zeki Çelik'i e alırım. 2 tane Türk. Cengiz de sağ kanadımda. Bak 15 20'si gitti. Aliye Livakovic alırım. Alt ayı paketlerim. Çünkü 3 tane Türk'üm zaten hazırda. Orta sahada Endombele, ve Jorginho'yu çekerim. İnanın o 45 milyon euroyu buraya harcayıp bu kadroyu da kurarım. Ama 45 milyon euro verme düşünceleri yok. Ve Taliska. Yani Taliska olayında onu da diğer videoda konuşalım. Çünkü süremiz çok uzun oldu. Arkadaşlar Endombele ve Jorginho'ya okeyseniz kanala abone olup bu videoyu beğenin. Yok ben sığırım. Hani Mert Hakan libero oynasın. Yanında da Zaytz oynasın. Diyorsanız dislike atın. Görelim bakalım kaç tane Fenerbahçeli var kanalda?